Farabi var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun. Yayıma hazırlayan Mesut Topal. Mesut Topal'a değinmek lazım. Çünkü kitap Farabi'nin kitabı değil aslında. Farabi'nin kitabı diye alanlar yanılırlar. Farabi'nin sözleri üzerine bir değerlendirmeler kitabı. Sözler yazılıp arkasından değerlendirmeler yapılmış. Güzel, okunası bir kitap aslında. İçinde bazı hoşuma giden bölümler oldu. Mesela siyaset ahlakı siyasetçilerin görevlerinde nasıl davranması gerektiğinin ve nasıl olması gerektiğinin tanımıdır. Hayatın her alanında ahlaki kurallar çok önemlidir. Ancak bu kurallar siyasette daha da önemlidir. Siyasetçi iyi olanı gözetmek, doğrunun yanında olmak, ve yalan söylememekle mükelleftir. Kendi çıkarları için değil, toplumun çıkarları için hareket etmeye zorunludur. Ancak kötü ahlaklı, yalan söyleyen, doğrunun yanında olmayan siyasetçiler de siyasetçilerin de var olması iyi ve doğru siyasetin karşısına kötü siyaset kavramını da getirmiştir. Siyaset ahlakı ve siyasetçi ahlakını birbirinden ayırmak gerekir. Biz özellikle günümüzde bu ayrımı siyasetçi ahlak ilişkisi üzerinden ele alıyoruz. Ancak asıl mesele siyaset ahlak ilişkisidir. Siyaset ahlaklı mıdır? Peki siyaseti ahlaksız olarak ele alırsak siyasete atılan siyasetçinin ahlaklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu tarz sorular özellikle Farabi ve Aristo gibi felsefecilerin ilgi alanı olmuştur. Farabi'nin daha önce de bahsettiğimiz erdemli devlet, erdemsiz devlet ayrımını bu konunun içinde de değerlendirebiliriz demiş. Bir bölümde de Farabi'ye göre siyaset bilgelik gerektiren bir sanattır. Ve bilgelik ancak adil insanlarda olan bir şeydir. İyiyi gözetmek, kötüye karşı durabilmek, doğruyu savunmak, yalana karşı savaşmak, hak yememek, insanların haklarını savunmak. Bunlar ancak doğru bir kişilikte olabilecek niteliklerdir.